Ya, bu 10 prensim yanında pek çok meseleleri bulunmaktadır. Zerkeşi de bu konuda bir tanım yapmıştır. Ancak bu konudaki tanımını tam olarak kabul etmiyorum. Zerkeşi El Burhan fi Ulumil Kur'an adlı eserinde bir tanım yapmıştır. Teâruz ilmi ile alakalı. Kur'an ayetleri arasında ihtilaf varmış gibi gösteren hususlar diye ifade etmiştir. Sanki bu ilmi bizzat kendisiyle ifade etmiştir ve yeni bir şey ortaya koymamıştır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde veya ayetlerin olgularında ve bunların okunmalarındaki ihtilafları selim bir şekilde çözme usulüne dair bir ilimdir. Bu 10 konuyla alakalı önemli gördüğüm bazı hususları ortaya koymaya isteyeceğim. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın kitabıdır. Onda hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. Zira Cenab-ı Allah eğer bu Allah katından olmasaydı onda pek çok ihtilaf bulurdunuz buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in icazı bakımından bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim farklı dönemlerde inmiştir. Buna rağmen içerisindeki ayetlerde hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır. Hazreti Peygamber de Cenab-ı Allah'tan bunu haber vermiştir farklı surelerde. O çalışmamızdan hareketle bunun bize Cenab-ı Allah'ın kelamını muradına uygun bir şekilde anlamamıza fayda sağladığını görmekteyiz. İmam Maturidi tefsirinde şunu görüyoruz. Bunu okuyan herkes görür ki bu İmam Maturidi tefsirinde kafirlere, mutezililere, farklı görüşte olan kimselere cevaplar sunmaktadır. Kendisi bu fırkalara cevaplar verirken onların bazen Kur'an-ı Kerim ayetlerinden delil getirirken kullandıkları ayetleri anlayış şekillerine cevap vermektedir. Ve yine bunu yaparken Kur'an ayetlerine dayanmaktadır. Bir soru sordum. O da şuydu. Kur'an ayetleri arasındaki bu ihtilaf konusunda mantıktan nasıl istifade edebiliriz? Mantıkçılar ihtilaf konusundaki hüküm iki durumda verilebilir demektedirler. Birincisi mevzu mahmul kavramları. Bil kuvve ve bil fiil gerçekleştiğinde verilebilir. Mantıkçılar aynı zamanda iki önermenin çeşitli keyfiyet, nicelik, nitelik gibi konularda ihtilaflı olması gerektiğini söylemişlerdir. İhtilafı gerektiren şeyler tenakuzu, çekişmeyi de çatışmayı da birbirinde getirmektedir. Bu hükmün nispetinde gerçekleşen bir iş durum olabilir. İmam Maturidi'nin bunun benzerini görmektedir. İhtilaf, İmam Maturidi şunu diyor. İhtilaf bir durumda gerçekleşir. Sanki o bütün mantıkçıların söylediklerini bu özet sözünde ifade etmiştir. Aynı zamanda bunu Kamer suresinin şu ayetini ey Salih bize vaat ettiğini getir ifadesinde ayetinde bir başka bir ayet daha vardır. Onlar pişman oldular. Burada şu aklımıza geliyor. Yani Salih'in kavmi isyan mı ettiler yoksa pişman mı oldular? İmam Maturi burada ihtilaf olmadığını ifade etmektedir. Bu vakitlerde bir ihtilaf olabilir. Yani diyor ki bu çelişki ancak olay bir yerde ve bir aynı zamanda olduğu zaman gerçekleşebilir. Yani iki ayet aynı anda ve aynı konuda aynı yerde olması gerekir. Burada ise böyle olmamıştır. Farklı dönemlerde, farklı zamanlarda gerçekleşmektedir. Burada İmam Maturidi'nin izlediği yöntem şudur. Öncelikle her ayeti tek tek açıklamaya çalışmaktadır. Yani her ayetin muradını tek başına incelemektedir. Sonra birinci adım gelir bu. Her ayeti tek başına anlamak aslındadır. Daha sonra buradan gelir anlaşılıyor ki eğer iki ayet arasında farklı çelişkili anlayışlar ortaya çıkarsa ikinci
adıma geçer ki bu adıma biz toplama cemi adını veriyoruz. Birincisi burada iki yöntem tercih ediyor. Birincisi tercih yöntemidir. Öncelikle topladığı bilgileri arasında bir tercih yöntemi uygulamaktadır. Ki buradaki tercih usul açısından farklılık gösterebilmektedir. Ki bu haller ve vakitler arasında uygun olan şekillere göre farklılık gösterilebilir. Müminler şu ayeti kerimede müminlerin ayrılıp gitmesi konusunda onları hep birlikte veyahut da tek başlarına çıkmaları konusunda müminlerin az olduğu zaman da onların tek başlarına çıkmasına müminlerin çok oldukları için de hep beraber çıkmalarını emretmiştir savaşa. Burada savaşa çıkma durumu iki halde, iki zamanda, iki farklı bağlamda gerçekleştiği için herhangi bir çelişki ortaya çıkmamaktadır. İkinci durum, İmam Maturidi'nin ikinci yöntemi şudur. Bazen bu yönteme uymaktadır. Bazen bunu başkasından naklederek de yapmaktadır. Tevbe suresinde gelen şu ayeti kerimede cihat ayetlerini verirken şöyle diyor. Kim Hazreti Peygamberle beraber hep beraber cihada çıkmayı ifade ediyorsa da Hazreti Peygamber döneminde onların bütün aileleriyle ve bütün varlıklarıyla savaşa çıkmaları gerektiğini söylediği zaman yine aynı zamanda onlardan sadece bir grubun da savaşa çıkmaları gerektiği ifade edilmiştir. Sonra diyor ki bu ayet kendisinden önceki ayeti neshetmektedir. Daha önce söylediğimiz gibi görüldüğü üzere bazen bu iki taarruz arasındaki taarruzu hallederken nesih yöntemine başvurmaktadır. İki ayeti toplama ve yorumlama yok konusunda İmam Maturidi'nin başvurduğu bir diğer yöntem de tevakkuf yöntemidir. Bazen kendisinden başka müfessirlerden de bunun sadır olduğunu görmekteyiz. İmam Maturidi'nin bu konuda dayandığı Kur'an ayetleri arasındaki müşkilleri çözmede veya ihtilafları gidermede kullandığı yöntemler nedir diye sorduğumuzda şu sonuca ulaşabiliriz. İmam Maturidi bazı kurallara dayanmaktadır. İmam Maturidi Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğuna kesin bir şekilde inanmaktadır. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ise asla içinde bir ihtilaf bulunamaz. Birbiriyle çelişemez ayetler. İmam Maturidi bu konuya iki delille yaklaşmaktadır. Bunlardan birincisi akli delildir. Şöyle demektedir. Sahih selim akla göre çelişki Zat-ı Ali'den, Cenab-ı Allah'tan asla sadır olamaz. İki delil şudur ki İmam Maturidi bu delil, nakli delildir. İmam Maturidi'nin bu taarruzu ortadan kaldırma konusunda dayandığı delillerden nakli olanlarından birisi şudur. Kur'an-ı Kerim'in vasfında Cenab-ı Allah müteşabih kitap buyuruyor. İmam Maturidi bu müteşabih kavramını yani birbiriyle çelişmeyen, birbiriyle çatışmayan şeklinde tefsir etmektedir. Bundan dolayı İmam Maturidi Kur'an-ı Kerim'de arasında hiçbir ihtilaf bulunmayan, evecen kaymen, kayben yani sapasağlam olan, dosdoğru olan, yani sonu başına başı sonuna uygun olan şeklindeki ayette dayanmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'de birbiriyle çelişen ayetler bulunmadığı için Kur'an-ı Kerim kayyim olarak, dosdoğru kitap olarak ifade edilmiştir. İmam Maturidi'nin ifade ettiği bu ifadeler onun temel görüşlerini ifade ediyor. İkinci husus şudur. Konu birliğidir. İmam Maturidi Kur'an-ı Kerim'in tamamının bir suret, bir şekil fon gösterdiğini söylemektedir. Şöyle bir rivayet bulunuyor. Kur'an-ı Kerim tek bir sure gibidir. Bu sure tek bir ayet gibidir. Eğer bütün Kur'an tek bir sure veya bir ayet gibi ise ayetleri arasında herhangi bir ihtilafın bulunması mümkün değildir. İmam Maturidi bu kuralı pek çok ayette uygulamıştır. En'am suresindeki ayette de uygulamaktadır. En'am suresinin tamamının bir konuda indiğini söylemektedir. İmam Maturidi'nin dayandığı üçüncü kaide şudur. Bu İmam Maturidi'nin dayandığı bu kurala pek çok alim